Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Borsada neler oluyor diyerek başlayalım hocam. 100 binleri hayal ediyorduk ama konuşuyorduk 100 bin olur mu? İşte sıfır atılır mı 100 bin olunca? Sıfır atılınca işte 2000 puan düşer mi? Şimdiki şeyle 20 bin puan. Bu sorular soruluyordu ama borsada sert düşüşler var. %3'ün üzerinde. Dolar fırladı. Ne oluyor? Vallahi Barış gerçekten özellikle bir önceki gün aslında bir sıkıntı olmuştu. Zaten dün de ben onu belirtmiştim yayında. Bu bizim 60 dakikalık grafiklerde talep konsantrasyon eğrisi dediğimiz eğri sert bir şekilde sıfırın altına gelmişti bir gün önce. Dün açılış boşluk bırakarak oldu borsada. Ve yani boşluk önemlidir. Üstelik tepe seviyelerden boşluk bırakarak gidiyorsunuz. Boşluk kapanış fiyatından bile satış yapmak istemiyorum. Dün satmak istediğim fiyatın da altından satmak istiyorum mesajdır. Dün tabii aslında sabah saat 8.30 sıralarında genel olarak dış piyasalar olumluydu. Evet. Fakat biz yayına girdiğimiz sırada özellikle Amerika'da Amerikan borsalarının vadelileri eksiye dönmüştü. Yani aslında bunların hepsi bahane. Asıl önemli olan nokta daha önceki yapılmış bilimsel çalışmaların gösterdiği şekilde borsa düşüşe başladı. Önemli olan burada sorulması gereken soru aslında evet 100 bin hayal mi sorusu ki sen de bu soruyu sordun. Şunu söyleyebilirim. Bugün eğer bu yayınına bir manşet atacak olsaydım ve şu arkamızdaki büyük ekrana manşet yazacak olsaydım şunu söylerdim. Trend değişiyor. Yani trendin değişim dönemleri daha önce de borsada düşüşler vesaire oldu. Şimdi ilginç bir tespit yapacağım. Ve bu tespit niye trendin değişiyor olduğu fikrine kapıldığımı anlatacağım. Özellikle daha önceki zamanlarda yani Moody's not arttıracak diye bekliyorduk biz. Evet. Daha önce ve endeks 86.500'e kadar gelmişti ve 86.500 seviyesine kadar ulaştıktan sonra da ki bu bir rekor seviyeydi. Bu seviyeden sonra da Moody's not arttırmayacağı yolunda veya gündemimizde yok gibi bir açıklama yapınca ciddi anlamda borsada bir düşüş olmuştu. Şimdi bunu net bir şekilde gösterebilmek adına şeyde grafik üzerinde bir şey göstermek istiyorum. Hı. Borsanın hani niye trendin döndüğünü düşünüyoruz. Bu borsa endeksi. Burası Moody's ben not arttırmıyorum. Yani daha doğrusu gündemimde yok dediği zaman borsanın sert düşüş yaptığı yer. Yani endeks 87.000 civarından 86.500 87.000 civarından yaklaşık olarak 75.000'e kadar düştü. Burada 11.000 puanlık bir düşüş vardı. Hı hı. Şimdi de 90 bin seviyesinin altında kapanış olduğu gün yani bir önceki günde zaten son iki haftadır biliyorsun izleyicilerimize sürekli olarak yani borsada risk yeni risk alınmamalı beklenti bitti. Daha önce Merkez Bankası'nın yaptığı bir çalışma var ve bu çalışmaya göre not artışlarından sonra yatırım yapılabilir olduktan sonra borsaya satış geliyordu. Nitekim burada da bekliyorduk ve dışarıdaki sebeplerde bir şey yani bir sebep oldu. Şimdi bak bu grafiğin üzerine bir şey atacağım. Onun üzerine doları çizdiriyorum. Şimdi tabii burada dolar grafiği net görünmüyor. Hemen onun rengini değiştireyim. Mavi yapayım doları da. Ve şu volümü kapatalım. Dikkat edersen şu seviyede yani borsa daha önceki düşüşünde 87 bin seviyesinden 75 bine gelirken borsada çok sert düşüş var ama dolar, şu çizgiye bakalım, dolar da düşüyor. Ve o zaman bunları tartışmıştık. Yani ya borsadaki düşüş bence çok uzun vadeli bir düşüş değil, bir trend dönüş sinyali değil. Çünkü
Dövizde yukarı bir hareket yok. Normal şartlarda biz şunu bekleriz. Borsada düşüş başladığında dövizde de yukarı hareket bekleriz. Nitekim burada çok fazla bir şey yok. Daha sonra sadece şu seviyede borsadaki düşüş hızlandığı sırada bir miktar dövizde yukarı yönlü bir hareket var. Ama şu aradaki korelasyon tam anlamıyla pozitif. Yani borsa düşerken dolar da düşüyordu. Şimdi doları kaldıracağım. Bir de faize bakacağım. Tahvil bono piyasasındaki faize bakacağım. Bu dolardı. Pardon, bu BIST 100 endeksiydi. Ve şimdi bir de bunun üzerine faiz grafiğini atalım. Faiz grafiğinde de söyleyeyim. Evet, bu grafiği de rengini mavi yapayım. Daha net gözüksün. Dikkat edersen borsa düşerken faiz de düşüyor burada. Ve faiz yaklaşık olarak, şimdi sağ tarafta faizi görmüyoruz ama yaklaşık olarak 6 seviyelerine kadar gidiyor. Normal şartlarda biz borsa, dolar veya faiz, eğer herhangi birisi ters bir hareket yapıyorsa daha çok tahvilin gösterdiği yöne inanırız. Hı hı. Ve normalde faizler artınca borsanın düşmesi lazım. Bakıyorsun burada faizler artıyor. Bu grafikte tam şu noktadan itibaren borsa da artıyor. Ve şu seviyede borsa düşüyor, faiz düşüyor. Bu normalde ters gerçekleşmesi gereken bir şey. Dolayısıyla ben her zaman şunu söyledim. Kesinlikle bu düşüşü ciddiye almasın yatırımcı. Dolayısıyla burada sabretsin. Mutlaka aldığı seviye, yani bu bir ay sürer, iki ay sürer ama 87 bin seviyesine veya o seviyelere yaklaşacaktır. Buna da zaten süre de verdim. Sebebi de geçmiş dönemlerdeki sert düşüşlerden sonraki yükselişlerdi. Şimdi başka bir şey oluyor. Tam beklediğimiz yönde bir hareket gelişiyor. O da şu, borsa düşmeye başlamış, faizlerde fırlama var. Şurada çok net gözüküyor. Yani tam borsanın düşmeye başladığı yerden itibaren faizlerde fırlama var. Yani Moody's notumuzu arttırıyor. 4.61 seviyesini görüyoruz faizlerde ve arkasından faizler yükselmeye başlıyor. Bu arada da borsada bir düşüş trendi başlamış oluyor. Faizler için daha önceki önemli destek seviyesi bu seviyeydi. Yani onun da hangi seviye olduğunu verelim. Yaklaşık olarak 5.60 seviyesiydi. Ve 5.60'ın altına kırdıktan sonra borsadaki çıkışa bak. Yani borsada özellikle beklediğimiz şey şuydu. Yani piyasalar normale döndüğü zaman bu zaman. Yani şu tarihten itibaren. Çünkü faiz düşüyor, borsa yükseliyor ki beklenen ve olması gereken bir şey. Benzer grafik üzerine ben şimdi tekrar dolara atacağım. Ve tekrar dolarla bakacağız olaya. Ve orada son dönemde doların acaba nasıl bir hareket yaptığını göreceğiz. Evet. Şimdi normal şartlarda şu seviyeden itibaren dolarda bir artış vardı ve biz her zaman şunu söylüyordum. Yani 1.83 seviyesi kırılmadığı sürece çok anlamı yok. Ve 1.83 seviyesi dediğimiz seviye de şu seviye. Yani 1.83 ama kırılırsa ondan sonra dolarda hani sert hareketler olabilir. Zaten onu da yazılarımızda belirttik. Yani 83 kırıldı. Önemli dirençler kırıldı. Dolayısıyla 1.86 ile 1.87 aralığına kadar dolarda bir yükseliş bekleyebiliriz. Yatırımcılar kısa vade içinde dolar alabilir. Hatta hatırlıyorsan 1.79'lara geldiğinde de artık o seviyelerden 79 veya altındaki her seviyeden orta vadeli döviz portföylerde bulundurulabileceğini belirtiyorduk. Çünkü beklentilerin ve gelişmelerin, çok olumlu gelişmelerin hepsi zaten fiyatlara girmişti. Şimdi ise özellikle şu borsada düşüş başladığında dövizde de yükseliş hızlanmış durumda. Yani borsada düşüş varken dövizde yükseliş hızlanmış. Şuradaki borsadaki yükselişle dövizdeki yükselişe baktığımızda ise özellikle bu Moody's not arttırana kadar borsa yükseliyor. Zaten ondan sonra tekrar yükselemiyor. Normal şartlarda beklenmesi gereken şey dövizde de, yani dolarda da aşağı yönlü hareketin olması lazım not artışından sonra. Burada bir terslik var. Yani doların 1.87'leri zorlaması ters bir hareket. Şimdi gelelim benim ana mesajıma. Ana mesajım şu. Diyorum ki bu bir trend dönüşüdür. İMKB'de, daha doğrusu Borsa İstanbul'da bir trend dönüşüdür. Bu artık orta vadeli bir düşüş trendine biz girdik. Normal şartlarda düşüşün ilk zamanlarında şey olacaktır. Şöyle bir trendimiz vardı.
bu trend kırılmadığı sürece hala düşüş trendinde biz girdik diyemeyiz. Ama hem faizlerin önemli direnci kırması, yani 4.61'i görüyor, 5.20'yi 5.25 görebileceği en yüksek seviye diye konuşuluyordu. Daha evvelsi gün Zafer Çağlayan faizler 2.5'a kadar düşecek falan dedi. Ve buna rağmen 5.60'a yükseldi faizler. Burada Amerika'nın ileride tahvil alım programını azaltacağına dair, dün Rosenberg'in de açıklamaları vardı Fed üyesi, azaltacağına dair beklenti oluşunca Amerika'da faizler yükselmeye başladı. Dolayısıyla Amerika'da faizler yükselmeye başladığında doların getirisi yükseliyor. Dolar dünya piyasalarında yükseliyor. Türkiye'de ise TL dolara karşı değer kaybediyor. Yani döviz sepeti açısından baktığımızda 2.06 idi sepet değeri. Yarım dolar, yarım eurodan oluşan sepet. Şimdi 2.14'e kadar gelmiş durumda. Bu volatilite tabii bir tedirginlik yaratacak. Yani borsadaki volatiliteden bahsetmiyorum. Hem faizin belli bir direnci kırması, hem aynı zamanda doların oldukça yüksek bir seviyeye tekrar gelmiş olması. 1.79'lardan 87'ye bayağı ciddi bir artıştan bahsediyoruz. Hani nereden baksan 1.79'dan 87 %6 civarında, %5-6 civarında bir değer artışı. Bu ihracatçı ve ithalatçı açısından çok büyük önem arz ediyor. Ve şu an ithalatçılar kara kara düşünüyor. Çünkü dün beni çok arayan oldu. Yani dolarda yükseliş devam eder mi, ne yapmalı vesaire şeklinde. Daha önceki seviyeyi bildiğim için, yani 2.20 döviz sepetini, Merkez Bankası'ndan şu an herhangi bir ses yok. Zaten pek bir ses geleceğini de zannetmiyorum. Zaten TL değerlenmesini engellemeye çalışıyorlardı. Ama oynaklıktan şikayet edecektir. Yani oynaklık arttı son dönemde. Şimdi borsa için önemli bir analiz vereceğim. Günlük bazda BIST 100 endeksinde biz şu trende yaklaşıyoruz. Yani 85.000 seviyesi burası. Yani burasının altına da geçildiği zaman zaten bir orta vadeli düşüş trendine girmişiz demektir. Ama dolar ve faizdeki hareketlerin tamamı zaten bir trend değişimi sinyalidir ve trend değişecektir. Yani şuradan aldığımız bir trend, ki şimdi ben bunların tümünü temizleyeyim. Bir güzel bir bilgisayar programı bu ve şuradan bir trend alıyorsunuz. Bakın bu trend üzerinde gidiyor, geliyor. Şimdi bu aşamadan sonra bu trend nasıl değişebilir? Yani şöyle bir yükseliş trendi nasıl değişebilir diye düşündüğümüzde, bu aşamadan sonra artık şöyle bir trendle karşılaşabiliriz. Yani aşağı yönlü bir trendle karşılaşabiliriz. Bu anlamda önümüzdeki 2 ay için 100 bin, 2-3 ay için zaten 100 bin bence hayal. Burada en önemli seviye 82 bin. Yani 82 bin, 83 bin aralığına kadar bu düşüşün ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani yaklaşık şu anda yaklaşık 4-5 bin puan. Ne kadar bir sürede olabilir bu? Normal şartlarda 1-2 hafta içerisinde o seviyeye gelebilir. İkinci kritik nokta, borsanın yükselişinde şu ralliler nasılsa, yani şurada bir ralli var, ralli çok sert çıkışlar demek, yükselişler demek. Bu ralli nasılsa, bak rallilerde düzeltmeler çok zayıf geliyor. Yani düşüşler çok az oluyor, sonra hızlı yükselişler geliyor. Bir miktar gevşeme, tekrar hızlı yükseliş. Biraz gevşeme, tekrar hızlı yükseliş. Biz bundan sonraki dönemde tahmin ediyorum şöyle bir trend göreceğiz. O da şöyle: düşüşler sert, yükselişler cılız, tekrar düşüşler sert, tekrar yükselişler cılız şeklinde bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Bu 82 bin kısmı önemli. Yani 82 binin altına düşmüş olmak demek, o zaman Eylül'de gel demektir. Yani o zaman uzun süre şu seviyeyi geçemeyiz, yani öyle bir durumda. Yani 87 bin seviyesini uzun süre geçemeyiz. Bunun altına düşülür, yatay gider, gelir. Yani bıktırıcı seanslar olabilir. Şimdi daha önce yabancılar satmıyordu. Yani yabancı takası azalmıyordu. Ama dünden sonra yabancı takası öyle sert düştü ki, yani 66-10 seviyelerinden 65-42'lere falan geriledi, 43'lere geriledi. Dolayısıyla burada da yabancılarda da bir satış var. Ve şu aşamada herkes Amerika'da tahvil alım programının azaltılması durumunda
Piyasalar zaten önceden satın alır bu tür beklentileri. Tahvil alım programının azaltılması durumunda faizlerindeki yükseliş, doların ne kadar değer kazanacağı vesaire bunun hesabını yapıyor. Şimdi dolar dünya piyasalarında ne oluyor? Onu da söyleyelim. Bu doların DXY endeksi dediğimiz diğer dünyadaki diğer paralara karşı değer kazandığı ve kaybettiği durum. Şimdi ne zaman bu endeks yukarı giderse dolar diğer paralara karşı değer kazanıyor. Şu iki noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Yani orada şu seviyelerde şu seviye ve şu seviye önemli. Yani direnç anlamında önemli. Burası kriz sırasında yani 2008 krizinde Lehman Brothers battığı zaman bir koskoca 650 milyar dolar varlığı olan bir bankayı batırıyorsunuz. Yani onun batmasına izin veriyorsunuz daha doğrusu. Bizim milli gelirimiz de 850 milyar dolar olduğunu düşünürsek, yani Türkiye'nin bir yılda ürettiğinin tamamının oradaki batışın büyüklüğü daha iyi anlaşılır. Yani Lehman Brothers'ın 650 milyar dolar varlığı batıyor. Senin ülke olarak gelirin 850 milyar dolar. Neredeyse Amerika'nın içerisinde Türkiye büyüklüğüne yakın bir şey yok oluyor, buhar oluyor. Ve o sırada Almanlar, Araplar, Koreliler, Ruslar, Amerika'da parası olan herkes hücum ediyor paralarına. Yani Lehman'ın batmasına izin verdiler. Ya Bank of America'da batarsa, biz o zaman konuştuk. İşte bütün bankaların stres testleri yapıldı falan. Dünyada dolar talebi patlamıştı öyle bir dönemde. Yani dolar bulamıyordu kimse ve dolar endeksi 88-89'a gelmişti. Şimdi dolar endeksinde özellikle bu 83 seviyesi çok önemliydi ve aşıldı. Hı hı. Yani dolar endeksinin burada aşılmış olması küresel olarak da hakikaten tahvil alım programının azaltılacağı, dolayısıyla evet, doların bir miktar daha çekilebileceği beklentileriyle birlikte dolar değer kazanıyor. Bu değer kazanma devam edebilir mi? Sorunun cevabını reklamdan sonra verelim mi hocam? Olur. Reklam aramız geldi. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Hakikaten inanılmaz. Paranın rotası devam ediyor. Hocam sorular ve yorumlar da geliyor. İsterseniz öyle devam edelim. Şöyle bir yorum var. Son dalgalanmanın en büyük nedeni Merkez Bankamız. Eğer son iki faiz düşüşü olmasaydı borsamız gereksiz yere şişmeyecekti. Dolar alevlenmeyecek ve piyasamız daha dirençli olacaktı. Brezilya 0.50 puanlık faiz artış yaptı ve %8 faiz vermekte. Biz içeride faiz düşüşlerinden akacak sermayeden konuşuyoruz. Ekonomi yönetimimizin zafer sarhoşu olduğunu düşünüyorum. Kendi kendilerine ilave problem yarattılar diyor Turgut Bey. Ne dersiniz? Tabii o da bir görüş. Hani faizleri bu kadar düşürmeseydi borsa bu kadar artabilir miydi? Gerçekten onu değerlendirmek zor. Çünkü demin gösterdiğim grafiklerde faizler normalde hani düşerken borsanın artması gerekiyor. Çok fazla bir ilişki yoktu son dönem haricinde. Ama hepsi birleşiyor. Yani sonuçta Barış şöyle bir durum var. Bir hikaye varsa bu hikayeyi piyasalar alır, satar ve burada çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Sen şimdi Merkez Bankası Başkanı dese ki ben gelecek toplantıda faizleri bir puan daha indireceğim, borsa yükselecek mi? Hiç zannetmiyorum. Yani niyeti varsa yükselir. Yani Merkez Bankası kaşını kaşıdı, ne bileyim elini burnuna götürdü, bu şu anlama geliyor der, yükselir. Ama önemli olan şöyle bir şey. Her zaman bu kural geçerlidir. Fiyatlar ucuz mu pahalı mı kardeşim, ona bakacaksın. Ucuz mu pahalı mı kriterleri var mı elimizde? Var. Bu değerlere baktığımızdaki bu işte piyasa çarpanları dediğimiz değerlere baktığımızda tarihsel olarak bayağı bir yüksek seviyeye ulaşmışlar mıydı? Ulaşmışlardı. Fundamental olarak beklentiler bitti mi Türkiye için? Not artırımı yatırım yapılabilir seviye demek zaten önümüzdeki uzun dönemde etkileyecek demektir. Kısa vadede zaten o beklentiyle gelmiş olan fonların çıkış miktarıyla not arttı diye gelecek fonların, ki hiçbir fon not arttı diye gelmez. Yani hisseye gelmez. Çünkü herkes biliyor.
not artışından sonra yatırım yapılabilir seviyeden sonra düştüğünü bütün diğer ülkelerin örnekleri de göstermiş durumda. Ha, bir yere gelecek borsa, orada duracak, orada yavaş yavaş artık fiyatlar normal uygun seviyeye gelecek, bakacağız ki büyüme hızlanıyor, o zaman tekrar bir yön bulacak. Ama benim az önce söylediğim ki hani sen reklamlardan sonra devam edelim, evet, dolar demiştin. Hı hı. Doların dünya piyasalarındaki değeri, benim söylemek istediğim şey şu: şu an bir değişim var. Bu değişimi çok iyi anlamak gerekiyor. Bu değişim şu: bol para basma döneminin yavaş yavaş sonuna mı yaklaşıyoruzun sorulduğu bir dönemdeyiz. Bugün Türkiye'deki borsanın artışı, acayip varlıkların değer kazanması vesaire, hepsinin en temelinde Amerika'nın bastığı paralar var. Amerika'nın bir ara ciddi anlamda akademik tartışmalara konu oldu, makalelere de. Acaba Amerika o parayı basarak kendine mi hizmet ediyor? Kendi ekonomisi büyümüyor. Öbür taraftan bakıyorsun, o paranın gittiği yerlerde ekonomiler yeşeriyor. Bu konuda kongrede falan çok karşı çıkanlar oldu. Biz parayı basıyoruz, fonlar alıyor götürüyor. Diğer gelişmekte olan ülkeleri iyi görüyorlar. Oraları yeşertiyoruz şeklindeydi ki hiç haksız da değildi. Demin söylediğim bu dolar grafiği, yani şu şeyde çizdiğim o iki tane yuvarlak, yavaş yavaş yeni bir dönemin başladığına doğru hareket var. Bu dönem bugünden yarına hemen anlayabileceğimiz bir şey değil. Ama geçmiş belki 18-20 yıllık piyasa tecrübesi olarak bir nevi biraz da his diyebilirsin. Piyasa belli bir noktaya geldi ve bu noktada olgunlaştı, meyve şimdi bir miktar düşecek, yani yenecek o. Ve o yüzden bir miktar satış geliyor. Şimdi işte bir miktar satış geliyor, sizin söylediğiniz gibi trend değişiyor. Bu durumda yatırımcı ne yapacak? Onunla ilgili bir soru var hocam. Mine Aksay diyor ki elimde bedelsiz beklentisi yüksek olan hisse senetleri var ama onlar alt üst oldu diyor iki gündür. Bu borsanın düşüşü, işte bu değişen trend elimdeki hisseleri iki kat daha olumsuz etkiledi. Bu durumda ben ne yapacağım? Sağlam hisseler diye beklemede mi kalayım? Başka bir şey mi yapayım diyor. Bu arada bir şey daha ekleyeyim. Çünkü Mine Hanım da sormuş. Ayrıca onu Seçil Hanım da aynı soruyu sormuş. Webinarla ilgili bu akşamki. Hı-hı. Şifre talepleri olmuş ikisinde dün. Aynen. Ama şifreler gitmemiş henüz. Onu soruyorlar. Hayır, şifre talebi olamaz. Yani şöyle bir şey. Web sitesine girecekler. Bir linki tıklayacaklar. Şifre, hı-hı, falan yok. Ama gecikirlerse, yani ben saat 20.45'te webinar linkini vereceğim. Yani 20.45'te sitede yayınlanacak. Yayınlandığı an tıkladıktan sonra bir program çalışıyor. Ona izin vermeleri gerekiyor. Java programı. Hani webinarı izleyebilmeleri gereken program. Yani bir program. Gün önceden şifre alınması gibi yok, bir şey söz konusu. Yok, çünkü onlar 23'ler öyle bir şey denemişler. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Ona da açıklık getirmiş olalım. Evet, tamam. öyle bir şey yok. Evet. Sadece 20.45'te bağlandıklarında linki aldıkları andan itibaren tıklayıp, hı-hı, isimlerini yaz, mail adreslerini yazdıklarında giriş yapabiliyorlar. Yani hiçbir kısıtlama yok. Ama salon dolduğu anda yeni katılımcı alamıyor içeri salon. Evet. Ama ben hani 200 kişi alabiliyorum. Eğer 500 kişi ya da 1000 kişi almam gerekirse, o zaman ayda cebimden bayağı ciddi bir para ödemem gerekiyor. Evet. 200 kişilik maliyeti ben karşılıyorum ama onun üzerine zaten hemen ben elimden geldiği kadar çok hızlı bir şekilde webinarı, hı-hı, direkt video olarak koyuyorum. Peki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Borsa yatırımcısı ne yapacak? Barış, böyle zamanlar var ya, en büyük derslerdir. Şimdi hani bir genel biz şeyden bahsederiz, piyasalardaki sistematik riskten bahsederiz. Sistematik risk demek geneli etkileyen risk demektir. Yani endeksteki sert düşüş geneli etkiliyor şu an. Hani iyi hisselerse, çok sağlam hisselerse onlar bu düşüşe ilk başta katılırlar, sonra çok çabucak da toparlarlar. İyi olduktan sonra, gelecek beklentileri çok iyi olan hisselerde. Hani bedelsiz arttıracak diye hisselerde her zaman manipülasyon yapılır. Bu hisseler ani sert yükselişler yapar. Burada eline daha önce bu hisseyi almış olan, bedelsiz beklentisi olan yatırımcılardan onu sökmek için de böyle zamanlarda çok sert düşüşler yaratabilirler. Yani iki kat düştü diyor ya. Evet. Fakat ben her zaman şunu söylüyorum. Diyelim ki şunu biliyorsunuz. Sen şirketin sahibisin Barış. Tamam mı? Ve akşam seninle oturmuşuz. Diyorsun ki Yaşar, bugün bizim şirketin arsasında inanılmaz bir altın madeni buldum. Tamam mı? Yaklaşık 10 ton altın var.
Soma altın kayayı çıkartırsak altın diyorsun bana. Hı-hı. Değil mi? Ve ben de sana, sen bunu kimseye söyledin mi söylemedin. İyi, ben şirket hisselerini sabahleyin alayım diyorum, tamam mı? Ve varsay ki bir tek ben biliyorum. Bir tek ben duydum, bir tek ben biliyorum. Bu kadar eminim. Hala ne yapmam lazım biliyor musun? Stop koymam lazım. Yani hala stop koymam lazım. His, Barış, senin şirketinin hisseleri 5 lira mı abi? 4,5 liraya düşerse ben %10 zarara katlanırım. Niye? Çünkü senin yalan söyleme ihtimalin de olabilir. Milyonda bir de olsa o ihtimal olur. Benim zararı durdurabilmek için mutlaka daha alımı yaptığım anda şu kadar zarara katlanacağım ve bu fiyata gelirse satacağım. Ne beklentisi olursunuz? Tamam mı? Bunu demediği sürece yatırımcı şimdi ne yapacak? Çıpalar oluştu beyinde. Yani birçok yatırımcının beyinde çıpalar var. Atıyorum, gel bak göstereyim şimdi. Herhangi bir hisse senedini açacağım. Herhangi bir harf söyle. K hocam. K. Bir tane harf desin. O. O. K yazacağım şimdi. Ne gelirse. K yazdım. Ne gelirse. Bir şey geldi. O değil. Niye hocam o değil? O hisse değil yani, şey, yabancı şey. Tamam. Konya geldi. Tamam mı? Şimdi bak. Atıyorum şimdi. Şurası 358 lira seviyesi Konya Çimento için. Varsayalım ki adam buradan aldı. Yani kaçtan aldı? 340 liradan aldı. 345 liradan. Genellikle de yüksekten alırlar. 358 lirayı görmüş. Şimdi bugün ne kapanmış? 326 lira kapanmış. Ama daha 2 gün önce bu hisse 300 yaklaşık 340 lira. 326 kapatmış. Beyinde çıpa oluştu. Konya'yı elinde bulunduranlar için. Ya bu hisse 340 lirayı gördü, 342 lirayı. Oraya gelse de bir satsam. Çıpası oluştu. Hı hı. Hala normalde yukarı bakılıyor. Ben diyorum ki, şöyle bu sözü hiç unutmasın yatırımcılar. Alırken aşağı, satarken yukarı bakma. Çünkü bu psikolojik olarak insanı ciddi anlamda sarsar. Alırken aşağı bakarsa, 5 liraydı kağıt, 5.30'dan alıyorum ben. 5 liradan almadım, niye 5.30'dan alayım derim, alamam zaten. 5.30 iken 5.40'a gelse, şimdi hep aşağı bakıyorum, 5.30'du, 5.40'dan niye alayım? Ya önemli olan, bundan sonra gideceği yere bakmam lazım. Bu kağıt 5.40 ama 5.80'e gider miye bakmam lazım. Ama genellikle yatırımcı hep otomatik olarak beyin ona der ki aşağı bak. Aa, sen oradan almadın, niye buradan alacaksın? Hı hı. Peki ne zaman alır yatırımcı? 5.90'a gelince alır. O da nasıl alır? Almamıştır, yükselmiştir. Ve artık burada beyinde bir trend oluşmuştur. O trende inanmıştır. Bir hacim artışı olur. Herkes alıyordur. Bir tek almayan kendisidir ve o gün girer alır. Zaten o battığı andır. Fakat onu alırken de ben şu kadar zarara katlanacağım, şurayı düşünce bu zararı hemen stop yapacağım da demez yatırımcı. Şimdi aşağı giderken de bu sefer yukarı bakar. 340 lirayı gördü. Ben şimdi niye 326'dan satayım? Evet. Peki aşağı baktığımda, yani teknik bir yorum yapacağım şimdi. Mesela bu hissede direkt olarak herhangi bir yerden 320 ile 330 arasından bir yerden almış bir yatırımcının şunu söylemesi lazım. 320 liranın altında bir kapanışı gördüğüm anda satacağım ve o zarara katlanmayı düşünüyor muyum? Bunu söylemesi lazım. Ve orası kırılırsa, çünkü altı bomboş. O zaman 300 liraya kadar, 280 liraya kadar gider. Borsa yatırımcısının en büyük zaafı, beyinde 9 tane zaaf vardır. En büyük zaafı da şudur. 1 lira bile zarara geçmiş olduğu hisseyi satmıyor borsa yatırımcısı. Yani 1 lira bile zarar etsin. Ya mesela 10 bin lira koydum. 10.990 liraya, 10 bin lira koydum. 9.990 liraya düşsün param. İnan o zaman satmıyor. 10 lira zararını peki bile satmıyor. Hocam şimdi 3-4 dakikamızda altın çok soruluyor. İsterseniz bir de ona bakalım hızlıca. Şimdi deniyor ki Ali Bey demiş ki mesela Twitter'dan, altın için kısa vade al sat seviyeleri nelerdir? 84-85'lerde satış yapmak doğru mudur? Tabii altın TL ne olur? Kemal Bey'in de sorusu. Altın sorusu çok. Altın için kısa vade. Onlar FX piyasasında işlem yapıyorlar. Kısa vade şu an al vermiş altın. Hı hı. Yani grafiği verelim. 1408 dolara gelmiş. Şu kanaldan çıkmış. Yani şu kanaldan çıkmış ve 1400 doların üzerine gelmiş ve çok az bir risk öneriyor yatırımcıya. Diyor ki 1408'deyim ben şu an. Şu an beni alabilirsin diyor grafik. Ve hedef olarak da 1435.
1435'e kadar gitme potansiyelim var diyor. Ben bu kanalı yukarı kırdım diyor şu an. Peki ya terse dönemez mi hocam? Elbette ki terse dönebilir. Peki 1398'de, evet 1398-1395'te diyelim. Satmayı göze alan varsa buyursun, şimdi altın long sinyali vermiş, çok kısa vadeli. Peki orta vadeli yatırımcı dolar bazında neyi bekleyebilir? Bence 1445 doların üzerine gitmesi zor. 1445'te önemli bir direnç var ve uzun bir süre daha da 1480 ile 1350 aralığında dalgalanabilir. Ne zaman ki altın bu yukarı hareketi yaptı, bir anda ters döner 1320 kapatırsa, o zaman 1150-1200'e kadar da düşebilir. Bunu bilerek hareket ettikten sonra sorun yok. TL bazında baktığımızda dolar yukarı gittiği için, altında da piyasalarda bir miktar yukarı gittiği için şu an 82,5 seviyesinde, 82,5 civarında, 82,5 TL civarında. Altında burada döviz piyasasında, yani uluslararası piyasalardaki gibi net bir sinyal yok. Ama dolar yukarı gitmeye devam ederse, ki bence önümüzdeki birkaç hafta içerisinde dolardaki ateş pek sönmeyecek. Yani 1.84'e yaklaştıkça, 1.83-84 ve geldikçe orada yeniden ben alım geleceğini düşünüyorum. Yeniden 87'yi zorlayacak diye bekliyorum. Bu da zaten altının uluslararası piyasalarda aşağı gitse bile TL dolar kuru yukarı gittiği için TL bazında gidecek. Bak mesela altın şu an 84'ten açıldı. Yani şu an 84'ten işlem görecek ve gramı 84'e geldi. Sebebi de piyasada 1408'e çıkmış olması uluslararası piyasalarda. Dolayısıyla bu da bu direnci kırmış durumda. Dolayısıyla çok rahatlıkla 85 civarında satmak üzere 84'ten alım yapılabilir. Ama 83.50 aşağı geçilirse o zarara katlanacak olanlar onu şey yapabilirler. Hocam bu arada gong çaldı. Kapatmadan isterseniz bakalım nasıl başlıyoruz. Evet. Şu an BIST 100 endeksi çok az bir gerilemeyle başladı güne. Yani şu dünkü kapanış seviyesi şu siyahtı. Yani kapanış seviyesi 87.174'tü. Hemen açıldı. En düşük 100 puan aşağıyı gördü. Şu an 87.244'te. Hemen bir teknik olarak ne yapabilir onu söyleyelim, evet, ve kapatalım. Buradan itibaren şu an olabileceği en iyi ihtimal 88.000 seviyesini görmesidir. 88.000 seviyesine yaklaşırsa o seviyelerde bir miktar nakde geçiş için kullanılabilir. Kıramayacağını düşündüğüm direnç de 88.750 seviyesidir. Yani %38.2 bandıdır. Onun üzerine bugün asla bir çıkış beklemiyorum. Hani çok olağanüstü, çok olumlu bir haber gelişme olmadıkça diyeyim. Ama bu tür zamanlarda bir olağanüstü, çok olumlu bir haber gelip de hızla borsa yukarı gitmeye başladığında alıma geçmemeliler. Çünkü onlar saman alevi gibi yanıp sönebilir. Evet. Bir de burası çok önemli bu yalnız. Bir de bu tür zamanlarda, borsanın düştüğü zamanlarda bazı çok manipülasyon hisselerinde hızlı yükselişler oluyor. Yatırımcı işte bakın borsa düşüyor ama bizim hisse gidiyor gibi gösteriliyor ve insanların arkasından gelmesi sağlanıyor ve çok değeri 5 para etmez hisseler yatırımcının resmen üzerine yıkılabiliyor. Bugünlerde özellikle çok hızlı lazım, yükselen hisselere dikkat etsinler. Hocam bu arada bitirmeden şunu da söyleyeyim. Dün önemli bir adım atıldı. Tarihi bir adım her anlamda. Üçüncü köprünün temel atma töreni vardı. İsmi de açıklandı. Yavuz Sultan Selim YSS köprüsü olacak. Evet. Ne diyorsunuz? Onu da sorayım size. İsmi beğendiniz mi? İsim tartışılıyor mesela. Ya isim her şey olabilirdi. Yani isim tabii medyada çok tartışıldı. Sosyal medyada Barış. Sizin bir beklentiniz var mıydı? Ben mesela Mimar Sinan bekliyordum. Mimar Sinan bak güzel bir isim olabilirmiş. Yani bence Yavuz Sultan Selim'den daha iyi olabilirmiş. Bir de biliyorsun çok büyük bir tepki de aldı Yavuz Sultan Selim ismi. Ona da bence dikkat edilebilirdi. Yani o tip hassasiyetlere, göre, hani, evet, o hassasiyetlere kesinlikle dikkat edilebilirdi. Ama şöyle söyleyeyim, hayırlı uğurlu olsun köprü. Fakat gerçekten o bölgede ne kadar ormana zarar verilecek onu da ben bilmiyorum. Daha önce Sayın Başbakan'ın o konuda hocam, ciddi bir çıkışı var. Var ama dün şunu gördük, temel atma töreninde de onu da söylemeden geçemeyeceğim. İzlediniz mi canlı yayında töreni? Canlı izlemedim. Daha sonra mutlaka banttan görmüşsünüz. Evet, gördüm. Daha şimdiden tıraşlanan yerleri gördünüz mü? Tıraşlanan yerlerin hepsi ağaçtı. Evet. İşte ona çok dikkat etmek lazım. Dün Sayın Başbakan biz projede buna dikkat ettik dedi ama umarız gerçekten dediği gibi olur. Öyle dikkat edilir. Çünkü İstanbul'un
Oksijen ve su havzası o bölgeler biliyorsunuz. Evet, ta sen isim sormuştun ya. Ya köprünün ismi niye Yaşar Erdinç Köprüsü olmasın abi? YED Köprüsü mesela değil mi? Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Süremizi doldurduk. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Yarın sabah yine Paranın Rotası'nda Yaşar Erdinç ile birlikte olacağız. Şimdi programı noktalıyoruz. Biz bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza günün sıcak gelişmeleriyle, önemli başlıklarla bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Evet. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.